İyi günler değerli izleyiciler. Tez, antitez, sentez programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ahmet Özer'in hocamın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kısa bilgi vermesi için Kıbrıs, Irak, Ankara ve daha sonra da Mersin'le ilgili etkinlikleri aslında bugünkü programda görüşmek istiyorum. Onun için vakit kaybetmeden hemen Profesör Doktor Ahmet Özer, değerli hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Semirciğim. Nasılsınız hocam? 2-3 hafta oldu. Evet. Bir takım programlar yoğunluktan dolayı. Evet. Biraz ara verdik. Şimdi tekrar seyircilerimizle bir aradayız. Hepsini selamlıyoruz. Sevgiyle, saygıyla. Çok teşekkürler hocam. Hepsine iyi günler diliyoruz. Çok bu sağ dileklerimize olun. Başlayalım. Hocam biliyorsunuz özellikle yeni dönemde bir taraftan üniversite bünyesinde göreviniz biraz daha sorumluluk gerektiren bir alana evet. dönüştü. Mütevelli heyeti başkan yardımcısı oldunuz. Başkan danışmanı. Başkan danışmanlığını yürütüyorsunuz. Diğer taraftan da hem Toros Üniversitesi'nin uluslararası ilişkiler anlamında birçok alanda ziyaretleriniz oldu bundan önceki dönemlerde. Evet. Şimdi biraz daha resmiyete binecek gibi. Hocam en önemli ziyaretlerinizden bir tanesi Kıbrıs'ta gerçekleşti. Çünkü Kıbrıs çok önemli bir yer. Siz de bir önceki sohbetlerimizde Kıbrıs'ın sahillerindeki doğalgaz konsorsiyumu, dış politika, Mersin ve Türkiye için önemini anlatmıştınız. Kıbrıs ziyaretinizin amacı evet. nedir ve nasıl geçti? Teşekkür ederim. Biz geçen hafta 5-6 Aralık'ta mütevelli heyeti Başkanımız Sertaç Özveren ile birlikte Kıbrıs'a bir seyahat, bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretimiz çerçevesinde Kıbrıs Başbakanı Sayın Ersin Tatar başta olmak üzere birçok önemli kurum ve temsilcisini ziyaret etme görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladık. Başbakanın dışında Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'yi ziyaret ettik. Milli Eğitim Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nu ziyaret ettik. Ve aynı zamanda Kültür Milli Eğitim Bakanı daha önce de 5-6 tane bakanlık yapmış olan bir insan. O nedenle bu işlere epeyce vakıf birisi. YÖDAK Başkan Yardımcısı Hüseyin Bey'i ziyaret ettik. ÖSYM Başkanı'nı ziyaret ettik. Bunlar bizim Toros Üniversitesi ile Kıbrıs'taki ilgili birimlerin, üniversitelerin işbirliği, güç birliği yapmayla ilgili yapmış olduğumuz ziyaretler. Bu çerçeve içerisinde Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımız Sertaç Özveren'le birlikte çok yararlı ve faydalı bir ziyaret gerçekleştirdik. Bunun devamı da inşallah bundan sonraki süreçte gelecek. Hocam Kıbrıs'ta aslında birazcık da üniversiteler adası olarak anılıyor. Dünya kabul gören üniversitelerin denklik diye düşündüğü üniversitelerin birkaç tanesi de Kıbrıs'ta bulunuyor. Sizin bu ziyaretinizde üniversiteler bünyesinde yapmış olduğunuz çalışmalarda şöyle, durum nedir? Nasıl şöyle, şimdi bu sadece bunlar değil. Biz ayrıca eski Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu'nu da ziyaret ettik. Onun dışında da orada bulunan birçok dostu, arkadaşı ziyaret etme fırsatımız oldu. Şimdi Kıbrıs'ın iki tane önemli gelir kaynağı var. Bunlardan bir tanesi üniversiteler ve öğrencilerdir. Yaklaşık 105 bin civarında üniversite öğrencisi var. 20 civarında üniversitede bunlar okuyorlar. Bu üniversitelerin büyük çoğunluğu yarı özerk, birçoğu şirket, bir kısmı az, bir kısmı vakıf, bir tanesi de yarı devlet biçimde organize olmuş. Ama bunların önemli bir kısmı aynı zamanda YÖK'ün denklik verdiği üniversiteler. Hatta sistem olarak da orada YÖDAK olmasına rağmen, yani bizim YÖK'ün karşılığı olan YÖDAK olmasına rağmen YÖK'e
bağlı bir çeşit çalışıyorlar. Öğrencilerin de önemli bir kısmı Kıbrıs dışından geliyor. Kıbrıs dışından gelen yabancı öğrencilerin de büyük kısmı daha çok Afrika kökenli yabancı öğrenciler. Az bir kısmı da Türkiye'den giden öğrenciler. Türkiye'den giden öğrencilerin grafiği günden güne düşüyor. Yani eskisi gibi Türkiye'den Kıbrıs'a çok öğrenci gitmiyor. Gidenler de bir süre sonra okuduktan sonra yatay geçişle tekrar Türkiye'ye gelmek, Türkiye'deki üniversitelerden diploma almak istiyorlar. Bunun tabii iki nedeni var. Birincisi şu, aileler Kıbrıs'ın ikinci gelir kaynağı da daha çok bu gazinoculuk, kumar üzerine. Tabii. Aileler çocuklarının böyle bir ortamda çok olmasını istemiyorlar. Ama Kıbrıs'ın da turizmi, işte otelcilik, turizm, gazino, kumar vesaire üzerine kurulu. Onun dışında çok fazla sanayi, tarımı, ticareti bildiğimiz gibi gelişmiş değil. Maalesef Rum bölgesine göre de kişi başına düşen gelir epey bir düşük. Rum bölgesi aynı zamanda Avrupa Birliği'ne girmiş durumda. Arada da gelir bakımından, gelir düzeyi bakımından, refah bakımından da uçurum var. Dolayısıyla iki önemli gelir kaynağından birisi eğitim. Eğitimde de üniversiteler başı çekiyor. İkincisi de turizm. Turizmde de gazinoculuk. Yani amiyane deyimiyle kumar başı çekiyor. Bu aslında iki sektör birbirine iten, yani bir paradoks var. Bir çeşit aslında kumar aynı zamanda Kıbrıs için bir gelir kaynağı olurken ama öğrenci portföyü için de bir itim noktası oluyor. Yani insanlar bu yapının olduğu yerde çocuklarının çok fazla olmasını istemiyorlar. Hattı zatında eğer onu ortadan kaldırırlarsa önemli bir gelir kaybına uğrayacaklar. Biliyorsunuz kumar Türkiye'de yasak. Öyle olunca da insanlar oraya gidiyor. Hatta orada öğrenmiş olduk ki insanları gazinolara getirmek için onların uçak biletlerini alıyorlar, otellerdeki yerlerini ayırıyorlar, onları havalandan alıyorlar, otele getiriyorlar ama tabii bu arada da belli bir ranjda, belli bir miktarda da oynama taahhüdünü alıyorlar o insanlardan. İşin o yönü belki Kıbrıs açısından bir gelir kaynağı ama maalesef ona bulaşanlar için çıkışı olmayan bir karanlık tünel, bir batak. Yani ben onu tabii kimseye tavsiye etmem. Türkiye'de de tavsiye etmem. Sonuçta kötü iş kötü iştir. O tabii ki gelir yönü ayrı bir şey de ama öğrenci yönüyle de baktığımız zaman birbirini iten işte böyle bir paradoks söz konusu. Ne oluyor? İşte Kıbrıs'a okumaya giden öğrenciler son yıllarda Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Türkiye'den diploma almak istiyorlar. Tabii biz bir Kıbrıs'ı mütevelli heyeti başkanımız değiştiği için biliyorsunuz daha önceki mütevelli heyeti başkanımız Sayın Ali Özveren'di. Şimdi o gittiği yerine Sayın Sertaç Özveren geldi. Onun oğlu Sertaç Bey İstanbul'da bir iş adamıydı. Bugüne kadar da üniversiteyle hiçbir diyaloğu, ilişkisi yoktu. Ama son anda Ali Bey böyle bir karar verdi. Geldi. Şimdi Sertaç Bey olayın içine girdi. Hem içeride hem dışarıda tanımaya, vakıf olmaya çalışıyor doğal olarak. Biz de kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz ve ilk yurt dışı seyahatimizi de Kıbrıs'a yapmış olduk. Hem oradaki üniversitelerle bağ kurmak istedik. Hem işte nasıl bir işbirliği yapabiliriz? Öğretim üyesi bazında, öğrenci bazında hem tanımak istedik. Hem de aynı zamanda Kıbrıs Başbakanı Sayın Ersin Tatar'ı buraya davet ettik üniversitemize. O da yakın bir zamanda bir aksilik olmasa Mersin'e gelecek ve Toros Üniversitesi'ni ziyarette bulunacak. Hatta bu ziyaret çerçevesinde hem üniversite öğrencilerine hem dışarıdaki gelecek olan heyete, Hazirun'a, A protokolüne de bir hitapta bulunacak. Bununla ilgili de bir prensip de anlaşmış olduk. Kendisini de davet ettik. Ayrıca bir ortak bir takım projelerde gündeme getirdik. Yani bu eğitim bazında, programlar bazında, sempozyumlar bazında. Mesela bir su zirvesi yapalım, su projesi yapalım dedik.
Buna aynı zamanda Kıbrıs Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre Bey de daha önce işte çeşitli bakanlıklar yapmış. Tarım Bakanlığı da yapmış. Kendisi de ziraat mühendisi. Bu konuyla ilgili. Ayrıca daha önceki YÖDEK Başkanı Hüseyin Bey var. O bu işle çok ilgili. Şu anda Yakın Doğu'da bir fakültenin dekanlığını da aynı zamanda yürütüyor. Ayrıca daha önce Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Cenabi Bey'i ziyaret etmiştim. O da eski Irak Su Bakanı. Dolayısıyla böyle bir gereklilik ortaya çıktı. Nereden çıktı? Çünkü ben daha önce GAP'ın genel sekreterliğini yaparken özellikle su konusu üzerine çalışmıştım. Biliyorsunuz Orta Doğu'da çok fazla su havzası yok. Evet. Yani en önemli 3 tane su havzasından birisi GAP havzasıdır. Yani Fırat ve Dicle'nin Mezopotamya'yı meydana getirdikleri havza. Yılda 53 milyar metreküp su taşıyor. Bunun 21 milyar küpü Dicle'ye ait. 32 milyar civarında da Fırat'a ait. Böyle bir havza, büyük bir havza ki bunun üzerinde de 19 hidroelektrik santralı olmak üzere 23 tane de baraj yapıldı. Sulamaya ve enerjiye yönelik olarak. Bir bu havza var. Bir diğeri Şeria havzası var. İşte biliyorsun Filistin, İsrail, Ürdün işte üçgeninde yer alan bir havza. Bir diğeri de Nil havzasıdır. O da daha çok işte Mısır'ı ilgilendiren, üstünde Asuan'ın kurulduğu, Asuan Barajı'nın kurulduğu bir havza. Peki problem ne? Problem şu. Su Orta Doğu'da gittikçe azalıyor, nüfus çoğalıyor. Kuraklık artıyor. Çünkü iklim maalesef kötü yönde gidiyor. Kuraklık açısından. Suyu kullanma ile ilgili yeterince bir bilinç yok. Böyle olunca ülkeler arasındaki sorunların çoğu da bundan kaynaklanıyor. Örneğin Türkiye'nin yıllarca Suriye ile Irak'la hala da aslında çözülememiş, Birleşmiş Milletler nezdinde de çözülememiş bir problemi var. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de su ile ilgili öyle problemleri var ki biz işte biliyorsunuz Silifke'den oraya işte denizden bir isale hattıyla su verdik. Ayrıca İsrail'in böyle bir problemi var. O da Antalya'dan daha çok. Dolayısıyla böyle olunca yani gelecekte benim bir öngörüm var. Eğer savaşlar çıkacaksa Orta Doğu'da petrol yüzünden değil. Çünkü petrol belli bir süre sonra bitecek. Yani ilelebet sürmeyecek. Yani 50 yıl, 100 yıl toplumların, ülkelerin hayatında çok uzun zamanlar değildir. İnsanların bir insanın yaşamında tarihi için çok az. Çok azdır. Dolayısıyla böyle olunca ne olacak? Bunun yüzünden bir takım sorunlar, sıkıntılar çıkabilir. O zaman biz bunu sıkıntı, çatışma aracı olmaktan çıkarıp bir barış gerekçesi haline getirebiliriz. Bunu da nereden esinledim? Ben daha önce işte Avrupa Birliği projelerinde yer aldım. Roma'da, Almanya'da, İtalya'da, Portekiz'de çeşitli toplantılara katıldım. Bir de Avrupa Birliği ile ilgili bir kitap yazdım. Orada gördüm ki Avrupa Birliği'nin temelindeki en büyük olay, yani birliğin oluşmasındaki olay aslında bir çatışma emtiasıdır. Nedir bu? Çeliktir. Nedir? Kömürdür. Yani Avrupa yüzyıllar boyunca kömür ve çelik yüzünden birbirine girdi. Yani Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında da aslında en büyük paylaşım emperyalistler arasında veya ulus devletler olduktan sonra işte bu faşizmin dünyaya yayılmasının en büyük gerekçelerinden birisi bu kömür ve çelik Fransa ile Almanya arasında. Sonra işte Saint-Picot yani bir Fransız, bir İngiliz'in işte bir araya gelmesiyle biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir paylaşım gerçekleştirildi. Ama bu o problemi ortadan kaldırmadı. İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. Ve iki Dünya Savaşı'nda 70 milyon insan öldü. Bir o kadar insan da sakat kaldı maalesef. Sonra Avrupa dedi ki ya kardeşim biz niye kömürle çelik için birbirimizi öldürüyoruz? Gelin bunu bir kontrol edelim ve paylaşım aracı haline getirelim. Bunun üzerine bir birlik inşa edelim ve kömür çelik birliği kurdular.
Sonra işte atom enerjisi kuruldu. Sonra Avrupa Ekonomik Birliği oluştu. Sonra Avrupa Birliği'ne dönüştü ve dolayısıyla Avrupa Birliği hem siyasi bir birlik, hem ekonomik bir birlik, hem kültürel bir birlik, hem de şimdi aynı zamanda bir güvenlikle ilgili bir birlik oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Bu diğer üç ayağını aslında oluşturdular ama güvenlikle ilgili çalışmalar sürüyor ve bir çatışma nedeni olan kömür ve çelikten bir başarı ile birlik ve barış çıkardılar. Sonuç çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi onlar bunu çıkardığına göre biz neden çıkarmayalım? Biz de sudan çıkarabiliriz. Dolayısıyla ben böyle bir öneride bulundum. Hem Sayın Başbakan'a, hem efendime söyleyeyim Meclis Başkan Yardımcısına, diğer ilgili bakanlara, YÖDAK'ta bu işle ilgili olana, hem de Irak'ın Ankara Büyükelçisi'ne, hem de geçen gün işte Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili Orta Doğu Bürosu'nu ziyaret ettik. Onlara anlattım. Gayet ilgi çekici buldular. Zaten bu alanla ilgili çalışan akademisyenler var. Zaman zaman kurumlar arası işte görüşmeler de oluyor. Böyle bir projeyi mesela gündeme getirdik. İşte Kıbrıs'ın, Irak'ın, belki işte zamanla Suriye'nin bu bir şey inşallah stabilizasyon olur, bir istikrar meydana gelir. Böylelikle ne olacak? Orta Doğu halklarının barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacak olan ortak projeler bulmamız lazım. Su bunlardan bir tanesi olabilir. İşte tarımı ihya etmek bunlardan bir tanesi olabilir. Tarıma dayalı sanayi ürünlerini ihtiyaca binaen üretip Orta Doğu başta olmak üzere dünyaya ihraç etmek bunlardan biri olabilir. Bizim narenciye kökenli bir işte çıkış yapıp buradan Orta Doğu'ya açılmak olabilir. Veya işte bizim aynı zamanda biz bir vakıf üniversitesiyiz. Üniversiteleri geliştirip buradan aynı zamanda Orta Doğu'ya hitap eden üniversiteler haline gelmemiz olabilir. Bunlara kafa yormamız söz konusu olabilir. Bu çerçevede çok faydalı bir ziyaret gerçekleştirdik. Hem Sayın Ersin Tatar'la iki defa görüştük. Bir resepsiyonda bir araya geldik. Bir de kendi makamında bizi kabul etti. Hatta o toplantıya baş danışmanları, özel kalemi ve diğerleri de katıldı. Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret ettik. Çok faydalı bir görüşme oldu. Meclis Başkan Yardımcısını ziyaret ettik. Çok faydalı bir görüşme oldu. Kıbrıs'tan bir takım armağanlar götürmüştü. Kıbrıs'ı sembolize eden, Kıbrıs'ın tarihini sembolize eden onları kendilerine takdim ettik. Ali Bey'in yeni bir kitabı çıkmıştı, Yol ve Yolcu, onları takdim ettik. Çok memnun oldular. Biz de ziyaretiyle memnun olduk, memnun ayrıldık. Bu ilişkilerimiz artarak devam edecek. Umarım bu tatil sürecinden sonra ilk ziyaretçilerimizden biri Sayın Ersin Tatar olacak. Sonra devam edeceğiz işte bu toplantıları sürdürmeye. Hocam çok yararlı bir toplantı gerçekten. Zaten sizin bu toplantının aslında Kıbrıs'ta gerçekleşen bu toplantının diğer komşu ülkelerle de önceden önce Irak, daha sonra Yunanistan'la ve Kıbrıs'la ilgili projelerinize dahil etmeye çalıştığınız konular aslında Kıbrıs'ın bugünkü görüşmeyle biraz daha netleştiği ortaya çıkıyor. Taşlandırmış olduk tabii. Evet. Yani şimdi bu çerçeve içerisinde hemen ikinci bir programımız var. Evet. Türkiye-Irak zirvesi yapıyoruz. Üçüncü zirveyi. İşte ona giriş yapmak istiyorum. Çünkü aslında hani zincir halkalarını birbirine bağlarcasına önce Türkiye, Türkiye'den Irak'a, Irak'tan Mısır derken işte şimdi Kıbrıs'ta gündemde olması, evet, ve Avrupa, evet, Birliği projelerinizin de çalışmalarının altyapısının da tecrübesiyle Kıbrıs'a ilham kaynağı olmuş, evet, oldu. Evet. Çok sağlıklı bir şey. Şimdi hocam biraz da Irak... Şimdi aslında bu saatte şimdi bizim Sayın Vali ile bir görüşmemiz vardı. Ben de katılacaktım. Evet. Ama bu program olduğu için arkadaşlar oraya gitti. Ben öyle de buraya teşekkür geldim. Teşekkür ederiz bir programa katıldığınız için. Dağılımı yaptık. Şu anda da vilayette bu programla ilgili görüşme oluyor. Sayın Valimiz de bu programımızı destekliyor. Nedir bu? Biz daha önce Irak'ta, işte Bağdat'ta, Basra'da, Necef'te çeşitli toplantılar yaptık. Erbil'de, Duhok'ta, efendime söyleyeyim
zirveler gerçekleştirdik. Şimdi zirvelerin dışında iş adamlarıyla birlikte gittik geldik. Ben aynı zamanda Türkiye Irak İş Adamları Derneği'nin bilim kurulu başkanıyım. Evet. Bizim 30 kadar profesörümüz var. Ben de onlara başkanlık ediyorum. Yönetim kurulu başkanı Nevaf Kılıç Bey, istişare kurulu başkanı da Selahattin Balkan Bey. Bunu da önemsiyorum bu derneği, çünkü bundan sonra işte Irak bu DAEŞ belasından sonra stabilize oldu. Bundan sonra bu ilişkiler giderek artan ölçüde devam etmesi lazım. Hatta Birleşmiş Milletler uhdesinde Irak'ın yeniden inşası için 150 milyar dolar para ayrıldı. Önce 85 milyardı, sonra 150 milyar dolara çıkarıldı. Türkiye de buna 5 milyar dolarla katıldı. Hatta Türkiye 50 milyon dolar da hibe etti. Ama bir şartı var. Bu parayı Türkiye'den giden firmalar kullandığı takdirde onlara verilecek. Bu da önemli bir olanak. Dolayısıyla biz eğitimle ilgili, yatırımla ilgili, ticaretle ilgili bu tür gidiş gelişleri yapıyoruz. Şimdi üçüncü zirveyi burada Mersin'de yapacağız. Ne ayın, zaman tarih belli mi hocam? Ayın 18'i ile 20'si arasında. Ocak'ta. Aralık'ta. Hem Mersin'de hem Adana'da. 19'u itibariyle de. 5 gün sonra ama. Evet. Hatta bu programa işte bir aksilik olmazsa Ticaret Bakanı katılacak Türkiye'den. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Onu da davet ettik. Onun katılma ihtimali çok yüksek bir aksilik olmazsa. Ayrıca Irak'tan iki tane bakan, valiler, 100 civarında iş adamı bekliyoruz. Ayın 18'inde gelecekler. Divan'da bu programları gerçekleştireceğiz. Belki AKİP'te bazı toplantıları yapacağız. 19'unda bu programı gerçekleştirdikten sonra 20'sinde de Adana'da, Adana Büyükşehir'le diğerleriyle efendim bir takım programlar gerçekleşecek. Bu programlar çerçevesinde biz bir Mersin'i tanıtacağız. İki, two by two denilen ikili görüşmeler olacak. İş insanları arasında. Eğitim, sağlık, ticaret, efendim sanayi, tarım gibi sektörlerde neler yapılabilir, bir arada neler yapabiliriz, bunlar görüşülecek. Ben Mersin'den Irak'a bakış diye bir sunum yapacağım. Efendime söyleyeyim, bu program çerçevesi içerisinde. Program belli oldu mu hocam? Belli oldu. Ve büyükşehir belediye başkanlarımız katılacak, ilçe belediye başkanlarımız katılacak. Yani herkes davetli, programa uygun olan herkes katılabilecek. Ayrıca iki tane de daha başka somut önerimiz vardı. Biz Irak'a gitmeden hem Mersin valimizle, büyükşehir belediye başkanımızla da görüşmüştük. Orada da valilerle görüştük. Hatta bakanlarla da görüştük. Mesela Mersin'le Erbil'i, Doğuk'la Adana'yı kardeş şehir yapılmasını istiyoruz ve önerdik. Orada valiler seçimle geliyor. Bizde belediye başkanları seçimle geliyor. Evet. Orada belediye başkanları atamayla geliyor. Evet. Yetkili valilerdir. Mesela Erbil valisi bir profesör arkadaşımız. Profesör Doktor Ferset Sofi isminde bir hukuk profesörü. Şey valisi de, Doğuk valisi de aynı zamanda Malezya'da Ahmet Davutoğlu ile beraber eğitim görmüş. Ferhat El Etruşi. Onları da davet ettik. Dolayısıyla bu süreç içerisinde sadece Türkiye'deki iş adamlarının gidip işte Basra'ya, Musul'a, Bağdat'a, Erbil'e, Doğuk'a yatırım yapması değil, oradaki iş adamların da gelip Mersin'e, Adana'ya, Antep'e, Antakya'ya yatırım yapmalarını öneriyoruz, istiyoruz. Buna öncülük etmek istiyoruz. Bunu Türkiye'de zaten teşvik ediyor. İlişkiler gelişti. Ayrıca diyelim ki biz Irak'la hem tarihsel bağlarımız var, hem kültürel bağlarımız var. Efendime söyleyeyim. Hem de iş ilişkilerimiz var. Irak, Almanya'dan sonra dış ticaret anlamında ikinci büyük partnerimiz. Ve DAEŞ belasından önce günde 3500 tane tır geçiyor daha buradan. İhracatımız 16-17 milyar dolara vurmuştu. Maalesef o çatışma ortamından sonra yarı yarıya düştü.
tekrar onu 20 bin dolarlara ulaştırmayla ilgili bir çaba var. Bu nasıl olacak? Bu sadece devletin yapacağı bir şey değil, diplomasinin yapacağı bir şey değil. Bu aynı zamanda üniversitelerin öncülük etmesi gereken, iş insanlarının, birliklerin, efendim ticaret odalarının öncülük etmesi gereken bir faaliyet. Nitekim orada mesela hem Dohuk'un hem Erbil'in ticaret odaları da gelecek. Müteahhitler Birliği gelecek. Rektörler var, davetli gelecekler. Valiler gelecek. Hem burayı görecekler, tanıyacaklar. Hem aynı zamanda buraya belki yatırım yapacaklar. Hem de buradaki partnerlerini tanıyacaklar. Oraya davet edecekler. Mesela orada şimdiye kadar inşaat çok öncelikliydi. Yani özellikle bu Kürdistan bölgesel yönetiminde bugüne kadar 30 milyar dolar civarında inşaatta bir yatırım yapılmış. Bunun da %90'ını Türkiye'den giden müteahhitler yapmış. Bu önemli bir şey. Ama o inşaat doygunluk noktasına geldi. Bundan sonra en önemli alanlar tarım, sanayi, eğitim ve sağlık sektörleri. Mesela gelin burada üniversite açın diyor. Ya da gelin meslek yüksekokulu açın diyor. Ya da gelin mesleki teknik liseler açın ve devlet bu konuda teşvik veriyor. Mesela arsayı bedava veriyor. Bir takım teşvikler yapıyor. Buna bir açlık da var. Bir ihtiyaç da var. Çünkü dünyanın en değerli şeyi altın, elmas değil. O anda ihtiyaç duyduğunuz şeydir. Orada böyle bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buna öncülük etmek istiyoruz. Biz daha önce de yani bundan önceki mütevelli heyeti başkanımız Ali Bey ile birlikte 2-3 defa gitmiştik. Hatta bu DAEŞ belası gelmeden önce orada bir takım işte master eğitim bölümleri falan açma projelerimiz de vardı. Fakat o kesintiye uğradı. Tekrar işte bunu canlandırma anlamında girişimlerimiz oluyor. Bu ayın 19'unda bu programı gerçekleştirmiş olacağız. Yani ne güne geliyor? Perşembe günü. Evet. Perşembe burada, Cuma da Adana'da olacak. Çarşamba günü geliyor misafirlerimiz. Dolayısıyla böyle büyük bir program çok olacak. Çok büyük bir projeye, evet. Çok büyük bir ev sahipliğine hazırlanıyorsunuz anlamında. TSİ adına çok önemli bir görevi var. Tabii ki buradaki hem yerel belediyeler hem de idari anlamda mülki amir konumunda valilik bu işi çok ciddiye aldığı anlaşılıyor. Zaten daha önceki çalışmalarda da bilgi vermiştiniz hocam gerekli olan yerlere. Ve bu çalışmaların sonucunda hem şehrimiz hem de ülkemiz kazanmış olacak. Evet. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Şimdi sizin de konuşmalarınızda birazcık da oraya tekrar değinir gibi oldunuz. Davet ediyorlar dediniz. Ama biliyorsunuz Irak'ta bir hafta önceye kadar günlerce süren gösteriler, işsizlik ve ekonomik anlamda hükümete karşı tepkiler vardı. Evet, bu evet. Kuzey Irak'ta etkili bir etkili miydi? Yani bu rahat olur mu orada müteahhitlerimizin çalışması? Bu yasalar? Biliyorsunuz Amerika'nın müdahalesiyle beraber Irak'ta bir alt üst oluş yaşandı. Evet, tabii. Bu kuzey bölgesini çok etkilemedi. Yani Erbil'de, Süleymaniye'de, Dohuk'ta böyle bir daha sıkıntı. Daha rahat, daha huzurlu. Yani orada hiç güvenlikle ilgili bir sorun, bir sıkıntı olmadı. Biz yani bu DAEŞ sürecinden önce herhalde 4-5 defa gittik. Ondan sonra da 4-5 defa gittik. Ama bu süre içinde Bağdat'a da gittik mesela. Tabii. Bağdat'ta toplantılar yaptık. Nasıl hocam Basra'da Bağdat'ta durum? Ya biraz tabii Bağdat 10 yıllardır bir savaş yaşıyor. Tabii. Doğrusu ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü Bağdat biliyorsun kadim bir şehir. Tabii. Yani hem kültürel anlamda hem ticaretin merkezi anlamında dünyanın en önemli tarihsel background'u olan şehirlerden birisi tabii Bağdat'tır. Hocam. Yani hatta bir laf vardır Türklerin atasözü gibi kullandığı bir laf. Ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz evet. Derler genellikle. Ama o kadar... işte bu savaş tahrip etmiş Bağdat'ı. Yani o ana gibi diyardan çok şey götürülmüş. Mesela sadece Bağdat değil. Diyelim ki Musul yani başımızda tabii. Yine öyle. O biliyorsunuz da kadim bu... bir şehir. DAEŞ belası oraya da müsallat oldu. Şimdi onun beli kırıldı önemli oranda. Bir tek işte şimdi Suriye'de, İdlib'de bir miktar tortuları kaldı. Umarım o da kısa süre içerisinde temizlenir. Ama yeniden ayağa kalkacak. Şimdi şehirler yok olmazlar. Harap olabilirler. Savaşlar onları yorabilir, yıpratabilir. Böyle kadim şehirler yeniden ayağa kalkar. İşte bu zaten bahsettiğim 150 milyar dolar
önce 85 milyar sonra 150 milyar dolar çok büyük bir para. Tabii. Bunu işte diyelim ki Bağdat'ın, Basra'nın, Ambar'ın, Necef'in, Kerbela'nın, efendime söyleyeyim kuzeyde Dohuk'un, Erbil'in, Süleymaniye'nin, Halepçe'nin, Kerkük'ün ihyası için kullanılacak bu para. Yani bu şehirler yeniden ayağa kaldırılacak. Şimdi burada Türkiye'nin rolü ne olabilir? Türkiye bir, demin dedim, hem bir tarih birliği var buralarla, hem bir kültür birliği var, bir geçmişi var, bir kültür birliği var, din birliği var en önemlisi. Bir de komşu, hatta sınır geçmiş aralarında propaganda filminde izlemişsinizdir. Yarısı evet. Bu tarafta, yarısı evet. O tarafta kalmış, Suruç'ta, orada burada. Şimdi biz eğer girmezsek, el atmazsak, yardımcı olmazsak başka yerlerden zaten gelecekler. Bizim bu anlamda birikmiş tecrübelerimiz var. Yani o tecrübeleri, o bilgi birikimleri aktarabiliriz buradaki kardeşlerimize. Burada sadece işte diyelim ki deniz aşırı ülkelerde gelen insanlar gelir alır giderler. Onların içi yanmaz. Halbuki ama biz bir coğrafyayı paylaşıyoruz. Orada bir sıkıntı olursa o sıkıntıyı biz yaşıyoruz. İşte mesela Suriye'de sıkıntı oldu. 4 milyon sığınmacı var bugün Türkiye'de. Onun sıkıntısını biz yaşıyoruz. Daha önce Halepçe'de katliam olmuştu. Yine Türkiye kucak açmıştı. Dolayısıyla benzer bir durum Türkiye ile Irak, Türkiye ile Suriye için geçerlidir. Yani aynı coğrafyada olduğu için, aynı kaderi paylaştıkları için birlikte kendi sorunlarını kendileri çözmesi gerekir. Başka ülkelere, büyük emperyal güçlere bırakmamaları lazım. Onun için bizim amacımız gidip oradan bir şey alıp gelmek değil. Birlikte bu coğrafyayı ihya etmek. Tabii. Birlikte bir şeyler yapmak. Çünkü biz bu coğrafyanın kalıcı unsurlarıyız. Ama diyelim Amerika geldi. Amerika burada kalıcı değil ki. Gelir, alır, gider. Onun için önemli olan iki şey vardır. Bir, petrole ulaşabilirlik. Yani petrol şimdilik enerji kaynağı olduğu için. İki, küresel nizama baş eğmeyen, kafa tutan devletleri baş eğdirmek, onları uydurmaktır. Bizim amacımız öyle değil. Bizim orada kardeşlerimiz yaşıyor. Tabii. Yani Mersin'e bakalım. Mersin'de kim var? Mersin'de Araplar var. Araplar Kürtler var. Türkmenler ve Türkler var. Tabii. Bakalım Erbil'de, Dohuk'ta, Bağdat'ta, aynısı. Basra'da aynısı. Bu Araplar var, Kürtler var, Türkmenler var. Mesela bir Türkmen bakan var, Aydın Maruf. O da gelecek Perşembe günü. Davet ettik, gelecek. Bakan mesela Erbil'deki kabinede bakan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde. Dolayısıyla bizim geçmişten geleceğe uzanan bir beraberliğimiz var. O halde bu bilgi birikimimizi paylaşabiliriz, zenginliklerimizi paylaşabiliriz. Başkası gelip bunları alıp gitmek yerine bizim birbirimize yardımcı olup birlikte ayağa kalkmamız kadar doğal bir şey yok. Evet. Ve bu hem insani hem vicdani bir durum. Biz de bunu yapmaya Hocam, çalışıyoruz. Hocam 19 Ocak'ta başlayacak olan bu etkinlikler, bu çalışmalar için izleyicilerimize, bizi dinlemekte olan İçer FM dinleyicilerine nasıl bir çağrı yapmak istersiniz? Bu tür etkinlikleri izlemek, evet, yakından evet. takip etmek ilgi şansı duyan, var mı? Evet, bütün iş adamları davetlidir. Bir sıkıntı, bir kısıtlama söz Bunun konusu Bunun için değil. Programı ne zaman yayınlayacaksınız? Çünkü burada program yayınlandı aslında. Keşke nerede, programı getseydim. Nasıl ulaşabilirler? Medyadan? Programı medyadan da ulaşabilirler. Efendime söyleyeyim bizden de ulaşabilirler. Fısıhat'ın bir web sitesi var mıdır? Web sitesinden ulaşabilirler. Bunları evet, evet. söyleyebiliriz. Tabii. Biraz daha tabii iş adamlarına yönelik olduğu için o çerçevede zaten paylaşılıyor. Bir şey daha belirttiniz. Evet. Arasında kaynamasın. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onun da gelme durumu var. Olumlu cevap verdi evet, evet. ama kesinleşmedi değil mi? Tabii şöyle. Ne zaman kesinleşir? Şöyle yani ben mesela biz işte Ersin Tatar Bey'i davet ettik. Evet dedi. Yine bu toplantıya mı davet ettik? Gelmeyince kadar kesin sayılmaz. Tabii. Ama böyle yok, o ayrı. Toros'a davet tabii. ettik. Sayın Kılıçdaroğlu'nu davet ettik. Çok ilgi gösterdi. Geleceğim dedi. Ama tabii bu tür insanların tabii, programları bazen olağanüstü olabilir. Ben buraya gelmeyince kadar %100 kesindir diyemem. Bazıları tabii. öyle diyor ama böyle bir şey olmuyor. Evet, antat kaldık yani. Böyle bir gelişme olursa haberdar edelim. Tabii ki. Çünkü böyle ciddi bir toplantı. Tabii siyasi bir toplantı olmaktan bizim çok. Bizim bütün toplantılarımız ciddi biliyorsun. Geçmişte de Toros Üniversitesi olarak... Şimdi.
Evet. Ne yaptık? Mesela Ahmet Ümit'i getirdik. Tabii. Değil mi? Ahmet Ümit Bey var. Ankara'da toplantılarınız var. Evet. Alper Taşdelen'le Nasuh Maruki'yi getirdiniz. Nasuh Maruki'yi getirdik. Efendim, ondan önce Uğur Yücel'i getirdik. Acil demokrasi, demokrasi toplantısını yaptık. İbrahim Kaboğlu. Şimdi hocam Ercan oraya Karakaş. Geçmeden önce burayı toparlayalım. Hemen oraya geçelim. Şimdi hocam sizin bir taraftan Irak'ta yapmış olduğunuz bu çalışmalar aslında ülkemizde idari konumunda olan ve çare arayan, çözüm yolu önerenlere de sizin birikimleriniz katkı sağladı. Buradaki öneriler de Irak'taki hem Kuzey Irak hem Irak yönetimini de aslında olumlu yönde etkiledi ve bir proje dahilinde iki ülke arasında bir işbirliği aslında önemli bir adım attı. Evet. Bu Kıbrıs'ta da yapılan bir ön çalışma. Tabii. Eminim ileride de hem Kıbrıs'ın şu anki özel durumu hem bütün dünyanın doğal gaz için Kuzey Kıbrıs'ın güneyinde yer alan çalışmaların olduğu bir dönemde sizin eğitim anlamında ve üniversite anlamında bilim adamları olarak yapmış olduğunuz bu görüşmeler orada da ileride çok önemli bir çözüm. Tabii onlar da çok önemsediler zaten. Hatta şöyle bizi çok üst düzeyde çok güzel bir biçimde karşıladılar, ağırladılar. Ben buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Ve hatta şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki sizin bu yapmış olduğunuz çalışmalar yarın uygun şartlar oluştuğunda Suriye için de bir çözüm yolu getirecektir. Olabilir tabii. Çünkü biz Suriye'de zaten de aynı günlerden, aynı sorunlardan geçiliyor şu an. Şimdi size şunu söyleyeyim. Ben iddia ediyorum Irak konusunda bizim kadar uzman yok. Bizim uzmanlığımız sadece kağıt üzerinde değil. Tabii. Biz aynı zamanda bizzat yani bakın 20'ye yakın sefer yaptık oraya. Evet. Bağdat'a, Basra'ya. Ve her 20'ye yakın bakın. Her irtifazeden mesleki, tabii, kültürel, yaşam, ticari, siyasi alanda kişilerle görüştük. Hepsiyle. Evet. Dolayısıyla aynı şekilde işte burnumuzun dibinde Suriye zaten aynı coğrafya. Yani siz bazı şeyleri kitabı olarak bilebilirsiniz. Bizim mesela alanımız da öyle. Bilim insanları her bildiği bilgiyi gidip yerinde tetkik etme şansına sahip değil. Diyelim ki. Ama bizim bu özellikle konumumuz icabı olarak gitme ve gelmelerimiz yoğunlaştığı için biz masanın her iki tarafında yer aldık ve bunu derinlemesine biliyoruz. Nitekim zaten bu konuda Dışişleri Bakanlığı'yla da beraber çalışıyoruz. Zaman zaman tabii onlarla görüşüyoruz. Bilgi veriyoruz. Onlar bizden bilgi alıyor. Yani ben en büyük diplomatların karşılıklı iş yapan insanlar olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Çünkü doğru. Ortada bir şey varsa o zaman ne yapıyorsunuz? Kılı kırk yarıyorlar. Yarıyorsunuz hem kazan kazan tabii, politikası evet. var. Tek taraflı yani, olmuyor. Hem Türkiye kazanıyor hem Irak kazanıyor. Yani hem işte Mersin kazanacak hem Erbil kazanacak. Hem Adana kazanacak hem Doğuk kazanacak. Dolayısıyla kimse kimseye kaybettirmeye çalışmıyor. Öyle olunca ilişkiler gelişiyor. Önemli evet. olan ilişkilerin gelişmesi değildir. Kesinlikle. Dolayısıyla burada imperatif şudur. Bakın bir ekonomik gelişme günümüzde bütün ülkelerin ve bütün devletlerin ve bütün iktidarların birinci gündem maddesi. Evet. Ekonomik gelişmenin olabilmesi için ekonomik istikrar olması lazım. Tabii. Bu vazgeçilmez bir ilke. Ekonomik istikrarın olabilmesi için ne gerekiyor? Siyasi istikrar siyasi. Olması lazım. Siyasi istikrarın olması için ne gerekiyor? Ülkede huzur ve iyi idare. Demokrasi. İnsan hakları, ve hukukun huzur. Üstünlüğü. Ve bunlar ne demek? Barış demek. Tabii. Dolayısıyla barış olduğu zaman yani bunlar aynı zamanda fonksiyonel bir etkileşim içindedir. Tabii. Barış ortamı, demokrasi ortamı, huzur ortamı, hukukun üstünlüğü ortamı neyi etkileyecek? Yatırımı etkileyecek. Yatırım neyi etkileyecek? Bunları etkileyecek turizmi. Ve bu çarpan etkisi yapacak. Tabii, bunlar birbiriyle çok yakından ilgilidir. Dolayısıyla bizim bu tür ilişkilerimiz aynı zamanda siyasi yani ekonomik gibi görünüyor ama aynı zamanda siyasi istikrara da çok büyük katkı sunuyor. Çok haklısın. Yani o nedenle bir sivil toplum örgütü olarak ben TİSİAD'ı önemsiyorum. Tabii. Neden? Yani belki işte çok böyle büyük fiyakalı binalarımız çok büyük işte bilmem önemli değil, değil ama onun önemi yok. Önemli olan yaptığımız iştir. Başardığımız iştir. Şimdi hocam evet. Şimdi öyle bir şey ki sizin anlatmış olduğunuz bu şey Türkiye'nin en bunalımlı en sorumlu olan Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerde çok önemli bir yol kat etti ve şu an her iki ülkenin de artık kabul gördüğü bir aşamaya geldi. Evet, ve işte mesela bu ajandanız, bu birikimleriniz yarın yine şu an çok ama çok sorunlu görülen Suriye ile Türkiye arasında
ileride bir yol haritası çizildiğinde tabii. kimin ne yaptığına bakıldığında TÜSİAD'ın ve sizin ne yaptığınız tabii, görülecek tabii, ve tabii. sizden yine bu konuda tabii. yararlanılacaktır. Ya bu tür konularda sivil toplumun ön alması gerekir. Bu mesela benim aklıma Habitat toplantılarını getirdi. Habitat 1 1976 yılında Kanada'nın Vancouver kentinde yapılmıştı. O toplantıda hükümet ve devlet başkanları bir araya gelmişti ve şöyle bir karar almışlardı. Dünyada insanlar yaşıyor. Nerede yaşıyorlar? Şehirlerde yaşıyorlar. O şehirler nerede? Bir ülkenin içinde ya da köylerde, kırda. Bir ülkenin sınırları içinde. O ülkeleri kim yönetiyor? Devletler yönetiyor. Devletlerin temsilcileri kim? Hükümetler. Tabii, o halde bunlar onların sorumluluğundadır. Aradan 20 yıl geçti. 1996'da Habitat 2 gerçekleştirildi İstanbul'da. Bu Habitat toplantıları Birleşmiş Milletler'in toplantıları. Onların ühdesinde yapılıyor. Ben Habitat 2'nin aynı zamanda Türkiye delegesiydim. Ve o toplantıya kim katılmıştı biliyor musunuz? Castro, Kuba'yı temsilen. Yeltsin, Rusya Federasyonu temsilen. Clinton, Amerika Birleşik Devletleri'ni temsilen. Yani o toplantıya. Dünya liderleri. Ama o toplantıda aynı zamanda yerel yönetimler vardı. Sivil toplum vardı. Neden? Çünkü liderler arada geçen 20 yılda bir yanlışı keşfettiler. Dediler ki bizim Vancouver'da aldığımız karar tamam da eksik. Nedir eksikliği? Sadece hükümetler ve devletler değil. İki aktör daha olması lazım. Biri yerel yönetimlerdir. Tabii. Biri de sivil toplumdur. Bunların olmadığı yerde başarı olmaz. Tabii. O nedenle şimdi diyelim bir ülkenin bana göre 3 tane temel aktörü vardır. Bir icra organı olarak tabii ki hükümet, evet. işte hükümetiyle, muhalefetiyle, parlamentosuyla onlar zaten bunun hepsini meydana getiriyor. Siyasiler diyelim onlar. İki, o merkezi ve genel idarenin dışında yerel idareler, bunlar evet. yerel yönetimlerdir. Evet. Kimdir? İşte muhtarlıklardır. Kimdir? Özel idarelerdir. Kimdir? Belediye büyük başkanı. Şehirlerdir. Büyük şehirlerin ve ilçe belediyelerinin olduğu belediyelerdir yani yerel yönetimler. Tabii. Üçüncüsü nedir? Sivil toplum örgütleridir, sivil toplum kuruluşlarıdır. Orada örgütlenmiş olan insanlardır. Bunlar, efendime söyleyeyim, iş örgütleri olabilir. Aslında biraz sivil toplumu genişletiyoruz burada. Dar anlamıyla tamamen kamu yararı gözetmesi lazım ama geniş anlamıyla baktığımız zaman o toplumun, o sivil toplumun üyesi olan grupların çıkarlarını da kollayan bir yapının olması lazım. Tabii. Yani diyelim ki işte bir iş örgütüyseniz mesela MÜSİAD gibi hem kamu yararını gözeteceksiniz ama hem aynı zamanda üyelerinizin de yararını gözeteceksiniz. Böyle olduğu takdirde ne yapacaksınız? İş üreteceksiniz. İş ürettiğiniz zaman ne olacak? İstihdam olacak. İstihdam olduğu zaman ne olacak? İşsizlik azalacak. İşsizlik azaldığı zaman eğitim ve sağlık artacak. Böyle olunca nitelikli insan sayısı yükselecek. Nitelikli insan sayısı yükselince ülke ileri gidecek. Ülke ileri gidince barış ve istikrar olacak. Barış ve istikrarlı ülkeler çoğalınca dünya barışına katkı sunacak. Dolayısıyla çağdaş bir huzur yaşamı, ve barış içinde bir dünya. Barış. Evet. Zaten siyasetin de bu anlamda 3 tane temel işlevi vardır. Semirciğim. 1 üretimi arttırmak. Tartışmasız. Tabii. Pastayı büyütmek. Çünkü başka türlü insanlar yaşayamıyor. Büyüttün hep bana olmaz. Adil idare. 2. Adil bölüşüm. İlla mutlak %100 bir bölüşümden bahsetmiyorum. Evet ama bir tarafta insanlar efendim gereğinden fazla zengin olurken bir taraftan da gereğinden fazla açlık sınırı içinde olmamalı. Tabii. Çünkü o istikrarsızlığı da besler. İnsana yakışır bir yaşam. Bravo. İnsanın insanlık onuruna yakışır evet. bir yaşam sürmesini evet. sağlamak. Evet. 2 bu. 3 diyelim ki üretimi artırdınız. Adil bölüşme de katkı sağladınız ama her gün kavga gürültü var. Barış yok. Barış huzur yok. Üçüncüsü barış ve huzur ortamında bunu gerçekleştirir. Tabii, çok haklısın. Bu bir cumhurbaşkanının da görevi, bir başbakanın da görevi, bir belediye başkanının da görevi, bir üniversitenin de görevi, bir sivil toplum örgütünün de görevi. Birinde çoktur sorumluluk. Tabii. Birinde azdır. Diyelim ki cumhurbaşkanıyla bir belediye başkanının, bir belediye başkanıyla bir sivil toplum örgütünün, bir sivil toplum örgütüyle bir yurttaşın sorumluluğu aynı değildir. Ama hepsi sorumludur kendine göre. Çünkü amaçları ortak. Amaç ortaktır. Amaç nedir? Amaç insanın mutluluğudur. İnsanların birlikte, kardeşçe, müreffeh bir biçimde
insanların insanlık onuruna yakışır bir derecede yaşamalarıdır. Hocam çok güzel evet. özetlediniz. Şimdi ben biraz toparlayarak yeni konulara girmek istiyorum. Birincisi Kıbrıs'la ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar. Evet. Bu çalışmalar ama hocam bu Kıbrıs'la ilgili bir bizi izleyenlerin de rahat etmesini istiyorum. Çünkü çok önemli bir tezatı evet. ortaya koydunuz. Bir taraftan bütün insanların gelişmesine katkı sağlayacak olan eğitim ve onların özel merkezi olan üniversiteler, bilim ve araştırma yuvası. Ama diğer taraftan da insanların en büyük tehlike gördükleri kumar, uyuşturucu ve huzursuzluk yaratan, turizmin en ötelenen aslında kolu olan gazinolar. Şimdi bu paradoksu, bu çelişkiyi orada siz gördünüz, oradakiler de biliyorlar. Siz orada görüşmeler yaparken bu konuda bir şey geçtiniz. Siz ne söylemek istersiniz ailelere? Mesela ben Amerika'ya gittim. Amerika'nın her tarafında kumar serbest değil. Evet. Mesela Arizona bir çöldür. Evet. Ne yapmış? Amerikalı Arizona'da bir şehir kurmuş. Adı Las Vegas. Evet. Oynamak istiyorsan oraya git diyor yani. Uzak bir yer. Kullanın, evet. Ama geliştirdi orayı. Evet. Çok geliştirdi. Şu an merkez dünya eğlence merkezi. Kıbrıs'ın, Kıbrıs çok büyük bir yer değil zaten. Evet. Yani resmi rakamlara göre, bana göre, orada sorduğumuza göre 350-400 bin nüfusu evet. var yani. Evet. Evet. Ama yazın bu 1-2 milyonu buluyor. Tabii. Belki kışın da hafta sonları giden, da hafta sonu İsrail'den, Mısır'dan, Yunanistan'dan gelen. Ama çok... orada her yerde var bu. Tabii, evet. Üstelik de bazı yerlerde yüksek düzeyde oynanıyor, bazı yerlerde de diyeyim düşük düzeyde de oynanıyor. Evet. Herkese, herkesin kesesine göre tabii. böyle bir olay var. Genel anlamda baktığında eğitimin dışında, turizmde de bu var. Bunun dışında bir geliri olmadığı için bunu bir çeşit teşvik koymak ediyor. Zorunda. Bir çeşit koruyor. Evet. Öte taraftan baktığında eğitimle de çelişen bir durum. Tabii. Dolayısıyla 125 bin insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla Kıbrıs'ın bu çelişkiyi çözmesinin yolu belki bunun arasına kalın bir duvar çekmesidir. Yani üniversiteye giden öğrencinin bu yapıya ulaşmaması için evet. gerekli tedbirleri almasıdır. Evet. Yani biz onlara efendim hadi ya bu kumarı yasak edin deme hakkına sahip değiliz evet. desek de diyecek ki peki bizim başka gelirimiz yok. Sen yani. Zaten Türkiye önemli katkılarda bulunuyor, önemli yardımlarda bulunuyor tabii, oraya. Evet. Ama bu yetmiyor. Bir de kendi kendilerini aslında döndürmek de istiyorlar. Bak ona da değinim. Kıbrıs'ta iki cenah var. Sağ cenah daha çok Türkiye'ye dayalı politikaları evet. yürütüyor. Gözü Türkiye'de. Bir hazıra biraz daha yakın. Biraz evet. Sol cenah da ya biz kendi yağımızda kavrularım. Kimseye yük olmayalım. Yük olmayalım. Hatta Türkiye'ye de yük güney olmayalım. Kesimiyle de eşit evet. statüde tek federe devlet olursak Avrupa Birliği'ne girmiş oluruz. Bir çeşit Türkiye bizim üzerimizden de Avrupa Birliği'ne girmiş olur evet. diyorlar. Bu çelişki daha çok su kaldırır. Çünkü her iki tarafı da isteyen istemeyenler var. Her iki tarafta var. Rum kesiminde de Türkiye tarafında da, Türk kesiminde de. Dolayısıyla böyle de bir çelişkisi de var. Ama konumuz o değil. Konumuz evet. eğitim ve turizm. Turizmde evet. de kumar meselesi. Evet. İşte eğitimin bundan etkilenmemesi lazım. Çünkü bizim çocuklarımızı oraya hem zihnen, hem bedenen, hem ruhen korumamız, geliştirmemiz yararlı nitelikli, olsunlar diye okula nitelikli gönderiyor. İnsanlar olarak evet. Her giden de zaten öyle bir yok, tabii. şeyin içine girmiyor. Evet. Ama böyle bir tehlike ailede... var. Çünkü ben şeyi sordum. Yani niye son zamanlarda mesela ÖSYM başkanına sordum, YÖDEK başkan yardımcısına sordum. Dediler Türkiye'den gelenler gittikçe azalıyor. Ama mesela Afrika ülkelerinden falan gelenler çoğalıyor. Evet, gerçekten. Biz de mesela o alanlara girebiliriz Türkiye olarak, hatta tabii. Güney olarak, tabii. Toros olarak. Tabii. Peki niye peki azalıyor? Bir mesela Kıbrıs aslında Türkiye'ye göre biraz daha pahalı. Çok pahalı. Yani, evet. Sterlin üzerinde evet, her şey. Sterlin. Yani, hatta dolar üzerinde değil. Sterlin üzerinde evet, hesaplanıyor. İngiliz sistemi biraz hakim. Evet. İki, işte bu bahsettiğim olay. Yani bu öğrenci için biraz uzaktan bakınca cazip gelen, içine girdiğinde de insanı tüketen bir tuzak var. Tabii. Dolayısıyla aileler, ebeveynler eğer bir olanak bulurlarsa Türkiye'de çocuklarını okutmak istiyorlar, oraya göndermek istemiyorlar. Ama Kıbrıs bunu çözmeli, bunu çözdüğü zaman bana göre ada
bir eğitim üssü haline değil. Gelebilir. Gelmelidir de yani. Evet. O çok önemli bir şey. Yani üssü sadece olur. Türkiye'den değil, işte demin dedim Afrika ülkelerinden, dünyanın her tarafından öğrenciler gelebilir. Ve huzur içinde aileler de çocuklarını oraya teslim edebilir. Burs olanakları geliştirebilir. Bu işte pahalılık olayla ilgili çözümler bulunabilir. Bu 100 bin, 200 bine çıkmalı. Tabii. Haklısınız hocam. Belki gelecekte 300 bine çıkabilmeli. Tabii. Bu olursa başarılı olabilir. Olmalıdır da. Hedefi de bu olmalı. Belki. Evet. Hocam, zamanımızı biraz daha diğer konulara açmak istiyorum. Şimdi Toros Üniversitesi'nde şehrimizde yapmış olduğunuz etkinlikler çok önemli bir ilgi gördü. Önce acil demokrasi, daha sonra Nasuh Mahruki, arkasından Uğur Yücel ve daha sonra en sonunda Ahmet Ümit gibi. En son Uğur Yücel, Ahmet Ümit ondan önce. Evet, doğru. Sıralamada bir yanılma oldu. Bütün bunlar hakkında kısaca bahsetmeyi şöyle, hocam. Yani amaç neydi? Buluşma nasıl oldu? Amacına ulaştı mı? Sanatçılarımızın bakış açısı, üniversitenin bakış açısı ve katılımcıların bakış açısı, basın medya ilgisi. Bunlardan bahsedebiliriz. Şimdi çok kısaca izah edeyim. Mütevelli heyeti başkanımız değişince, Sertaç Bey gelince o da... Sertaç Bey bu ara kaç yaşında hocam? 40 yaşında. Tamam, çok böyle gençlik. Değil. Evet, yani yeteri kadar tecrübesi var zaten. Babasının oğlu gibi birikimli. Tabii yani gibi. Ali Bey'in tabii ki kendine göre tecrübeleri, birikimleri var. Sertaç Bey'in de kendine göre var. Ve bu konuda üniversiteyi bizim topluma açmamız konusunda onunla hemfikir olduk. Çok önemli. Bana yardımcı olur musun? Hay hay dedim. Ben zaten başından beri hep Ali Bey'e de yardımcı oldum. Bu üniversitenin başından beri onun bir parçası olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duydum. Bundan sonra da tabii ki yapabiliriz. Onun da vizyonu o yönde. Çok ki iyi. Bana göre haklı. İyi bir yani üniversiteler fil düşün kulelerinde kalmamalı. Tabii. Üniversite toplumla, üniversite sanayiyle, üniversite ticaretle, üniversite yerel yönetimle hemhal olmalı. Buluşabilmeli. Tabii. Üniversite o bilgiyi paylaşabilmeli. Hatta ilk etkinliğiniz tarih ve kültür arkeoloji kongresi de. Daha önce bir sürü zaten yapmıştık. Ben bu görevleri rektör yardımcısı olarak da yaptım. Yeni dönem zaten Kasım ayında başladım. Evet, hemen bu çerçeve içinde 4 tane toplantı yaptık. İşte demin dediğin o acil demokrasi toplantısını Yenişehir salonunda yaptık. Diğer 3 toplantıyı yani Nasuh Mahruki, Ahmet Ümit ve Uğur Yücel ki bunlar Türkiye'nin kendi alanlarında en önemli insanları. Hepsini dışarıya da açtık. Dışarıda protokol geldi. Örneğin baro başkanı geldi, mesiyat başkanı geldi, milletvekillerimiz geldi. Yerel yöneticiler geldi, belediye başkanları vesaire. Halk geldi. Yani üniversitemiz halka medya açık. Çok ilgi gösterdi. Medya ilgi gösterdi. Yani burada zaten amacımız bu anlamıyla hasıl oldu. Bir. İkincisi bu her biri tesadüfen seçilmiş insanlar değil. Örneğin Nasuh Mahruki kendi Everest'inize tırmanın dedi. Ne demek? Ya herkesin hedeflerinize ulaşmaya çalışın. Herkesin bir hedefi olur. Tabii. Yani sizin hedefiniz medyada çok yukarıya. İyi bir gelmek. İyi bir yere. O sizin Everest'iniz. Tabii. Benim çıkmak yerim istedim. Akademide bir yere gelmek, o benim Everest'im. Bir iş adamının efendim işte bir siyasetçi işte cumhurbaşkanı olmak istiyor, bir dağcı Everest'e tırmanmak istiyor. Tabii. Herkesin bir Everest'i var. Bununla ilgili bir kitap da yazmış. Birikimli, tabii, pratikte evet, de Everest'e de çıkmış bir insan. Çok ufuk açıcı bir konuşma yaptı. Bizim öğrencilerimiz de bundan son derece etkilendiler. Keyif aldılar. Zaten amacımız ne? Birinci amacımız öğrenci memnuniyetini arttırmak. Öğrencilerimizi mutlu etmek. Öğrenci mutlu olunca sadece efendim derste mutlu olma değil, dersi mutlu edecek başka şeyler de var. İşte bu. Tabii. Kitap okuması, roman okuması, sinemaya gitmesi, etkinliğe, konferansa katılması da aynı zamanda öğrenciliğin bir parçası. Kesinlikle hocam. Sonra mesela şey geldi, Ahmet Ümit şeyle ilgili, çok yazarlıkla ünlü, ilgili. Ünlü bir yazar. Evet. Hocam sadece yazar değil, aynı zamanda çok iyi bir gözlemci, iyi bir sosyologtur bence. Evet ve aynı zamanda kendisi yönetmen. Evet. Sinema Merhaba yönetmeni. Güzel Vatanım diye bir film yaptı. Vizyona girmek üzere galiba. Vizyona girdi. Girdi mi? Evet. Dolayısıyla üniversiteden önemli yazarların da çıkması lazım. Üniversite zaten bir yazarlık meselesidir. Ben hep öğrencilerime söylüyorum yani senede diyelim ki 30-40 tane sınav yapıyoruz. Bunları yazılı yapıyoruz. Bu aynı zamanda sizi yazarlığa da alıştıracak bir şey. İnsanın eli kalem tutmalı. Tabii. Yazabilmeli. Çünkü insan hafızası nisyan ile maluldur derler.
Söz uçar gider, yazı kalır. Tabii. Yani bilim de yazıdır, uygarlık yazıdır, yazının aktarılmasıdır. İşte Ahmet Ümidi de onun için seçtik. Bu çok önemli bir motivasyon. Çok da ilgi gördü o. Çok. Üçüncüsü de mesela, dördüncüsü de şey, efendime söyleyeyim, Uğur Yücel. Uğur Yücel de biliyorsunuz yaşayan bir efsane. Türkiye çapında yani hem çok önemli roller üstlenmiş, önemli tiyatro adamı, oyuncu, yönetmen, senarist, tiyatrocu bir adam. Yaşayan bir efsane hocam. Evet. Ve onları yaşarken o da halkla buluşturmak çok çok o önemli. O da geldi, öğrencilerle buluştu, işte öğrencilerle hemhal oldu, öğrenciler onlarla işte fotoğraf çekti, ellerini sıktı. Belki gelecekte en büyük hatıraları bu olacak, motive oldular. Halktan insanlar geldi, protokoldan insanlar geldi. Dolayısıyla biz ne yaptık? Üniversiteyle kenti buluşturmaya çalıştık. Şimdi tatile giriyor. Öğrenciler işte sınavlar başladı, finaller başlayacak. Ocak'ta değil mi hocam? Evet. Tatil. Yani Aralık'ın işte 25'inde. Bu önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta başlıyor final, bütünlemeler, finaller vesaire. Sonra ocağın sonuna doğru tekrar başlıyoruz. Ondan sonra yine programlarımız olacak. Yani ses getirecek. Büyük sürprizlerimiz var. Hazır mı hocam? O zaman hocam, o sürprizleri bir sonraki programda biz açıklayalım. Evet. Hocam son olarak Ankara'dan bahsedelim. Ve Ankara'dan sonra da bir sonraki dönemde, yani sömestr tatilinden sonra üniversite, TÜSİAD olarak bu kongrenin sonuçları ve bundan sonra da yapacağınız çalışmalarla ilgili bilgi vermek isterseniz onları alalım. Ya şöyle, biz mesela Milli Eğitim Bakanımızı da davet etmek istiyoruz. Ziya Selçuk Bey, o da eğitimin içinden gelen bir insan. Tabii. İkinci dönem hocam, projelerimiz arasında konu. O da yani var. Yani milli eğitimle ilgili, Türkiye evet. Çok büyük sorunlar yaşıyor. Ya zaten sorun nerede düzelir? Bakın size bakın çok sevdiğim. Bir sürü kolejin, bir sürü ilk öğretim, ortaokul, lisede okuyan öğrencilerin okulları iflas etti diyorlar. Yeni sorunlar yaşanıyor. Doğa gibi ismi açıklandığı için söylüyorum. Doğa Koleji Türkiye'nin en namlı, en şöhretli okullarından bir tanesiydi. Şimdi öğrencilerin büyük bir kısmı okuyamıyor. Öğretmenleri görev evet. Yapamıyor. Yani böyle sorunlar var. Ziya Selçuk çok iyi bir seçim. Şöyle bitireyim. Yani eğitimin önemini vurgulamak için bir anekdotla bitireyim. Hocam. Sevdiğim bir anekdot. Tekrarın gücüne inanıyorum. Onun için belki anlatmışım, tekrar etmek istiyorum. Günün birinde bir baba yorgun argın eve geliyor, pijamalarını giyiyor, dinlenmek istiyor, gazetesini açıp okumaya başlıyor. Tam o sırada oğlu paçasından çekiştiriyor, baba ne var oğlum diyor, bana sözüm vardı, sinemaya götürecektin. Adam da daha yeni gelmiş, pijamasını yorgun, giymiş. Pijamasını giymiş, nereden tekrar giyinecek, çocuğu götürecek, nasıl ben kurtulurum bu veletten? Oraya buraya bakmış, bir dünya haritası görmüş. Onu almış, parçalara ayırmış, önüne atmış, demiş sen bunu düzelt, söz seni götüreceğim. Nasıl olsa yapamaz demiş. Yapamaz. Biraz sonra çocuk tekrar çekiştirmiş. Baba ne var oğlum? Tamam. Ben yaptım. Görev tamam. Durdum. Şimdi sıra sende, sözünde durmanın. Adam bir bakıyor hakikaten. Yapılacak bir şey yok. Parça yaptığı dünya haritasını düzeltmiş. Nasıl yaptın oğlum demiş. Dünya haritasının arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelttim, dünya kendiliğinden düzeldi. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. İnsanı neyle düzeltebiliriz? Eğitimle, kültürle. İşte yani bu anlamda her işin başı eğitim. Tatlısınız. O nedenle eğitim şart lafı öylesine söylenmiş bir laf değildir. Kesinlikle. Biz de buna hizmet etmeye çalışıyoruz. Diliyoruz ve umuyoruz ülkemiz eğitim konusunda yapacağı güzel işlerle gelecekte göstereceği performansa dünya bilim camiasına, eğitim camiasında önemli bir yer edinir ve ülkemiz de bu eğitim sayesinde ileri gider. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Kıbrıs'la ilgili bilgiler verdiniz. Irak'la ilgili yapılacak çalışmaların programını açıkladınız. Burada bu programla ilgili sürprizler olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygun gördüğü bir katılım ama tarihi de uyarsa gelme ihtimali var dediniz. Bu önemli bir şey. 19'unda Divan Oteli'nde hem yerel hem halk hem siyasilerle buluşan medyayı da davet ettiniz. Böyle güzel bir etkinlik var. Adana'da bunun devamı var dediniz. Ve
Bunun dışında da sanatçılarımızla, etkinliklerle ilgili bilgiler verdiniz. Evet. Sadece kitaplarınızla ve diğer konularla ilgili bilgileri de bir sonraki programa bırakalım. Tamam, hay hay. Katılımınız için teşekkür ederim. Teşekkür Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, Profesör Doktor Ahmet Özer Bey ile birlikte yapmakta olduğumuz tez, antitez, sentez programımızın sonuna geldik. Ben ve konuğum size iyi günler diliyoruz. Ayrıca bu programın size ulaşmasına katkı sağlayan yönetmenim Ezel Aban, teknik yönetmenim Tekin Narşap, kameraman arkadaşlarım Mert Yeşiltep ve Ulaş Kaplan, radyo sorumlumuz Ufuk Demirkol ve Tuğba Yürük'le birlikte hepinize iyi günler diliyorum.